Bambalay bambalay manasam chida yengellay aylanay aylanay mi amor allarindaname mana jonum matmu azel bonjourlarindaname seni jüttem diye erkelleydi yana kim mende. Zaten uluslararası ticaret yapan fuar katılımcılarından 3-5 tane firma var. Onlardan bir tanesi bizim firmamız. Özellikle geçirdiğimiz büyük deprem felaketinden sonra bu fuar olmasına rağmen güzel bir katılım var. Yurt içindeki firmalardan da müşterilerimizden de çok gelenler oldu. Bu kadar yurt dışından insan geleceğini tahmin etmiyordum. Ama yurt dışından da gelenler olmaya başladı, geliyorlar. Beklemediğimiz, belki gelmeyebilir deprem korkusundan dolayı bazıları şu an Türkiye'ye gelmiyor çünkü gelenler oldu. Özellikle deprem bölgesine yönelik ne tür adımlar attınız, ne tür yardımlar yaptınız? Bayilerden ne tür dönüşler oldu deprem sonrası size? Tabii şimdi ülke genelindeki ihracatın %20'si deprem bölgesinden yapılıyormuş. Yalnız bizim züccaciye sektöründe ise bu belki %50'den fazla etkisi oldu. Çünkü tencere fabrikası İstanbul'da, İzmit'te, Kocaeli'nde, İzmir'de belki ama bunun sapı, kulpu, maçası, kutusu Maraş'ta, Antep'te yapılan firmalar vardı. Hatta bu fuar alanında bile şu an katılacağım deyip katılmayan 4-5 tane büyük Maraşlı firma var. Depremde hayatta kalsa bile çalışan, eşi korktuğu için ustabaşı Trabzon'a yerleşti. Çocukları bir daha oraya yaşamasın diye Ankara'ya, İstanbul'a geldi. Bizim üretimimizde bile şu an 5 tane deprem bölgesinden gelen ustamız, işçimiz çalışıyor, arkadaşımız çalışıyor. O sebepten dolayı biz de bunu gerekli derneklerde, mecralarda da söylüyoruz. Konteyner kentlerin yapım durumu gerçekten çok önem arz ediyor. Çünkü oradaki ticaretin devam etmesi için üretimin, oradaki ustaların, ustabaşların, oradaki mavi yaka, beyaz yakaların orada kalması lazım ki üretim aynı şekilde hızla devam etsin. Evet, biraz da fuara dönecek olursak, host fuarında bambum olarak katılım sağladınız. Hangi ürünler bu fuarda ön plana çıkacak? Şimdi tabii artık biz bu fuarın, şu an bakıyorum, en çok katılımcısı olan firmalarından birisiyiz. Ayrıca hem Zücex'e hem host'a katılım sağlıyoruz. Artık saymaktan dilimizde tüy bitti. Çünkü bizim tek işimiz yenilik yapmak, yenilikle ayakta duran bir firmayız. Burada yaklaşık bu fuarda da 35-40 kalemden fazla sırf fuara yönelik, hatta sadece dünyada yok olan ürünlerimiz var. Yeni model kesme tahtalarımız var, servis setlerimiz var. Tepsi modellerimizi geliştirdik. Üretimimiz bir önceki, 8 ay önceki fuara göre üretimimiz neredeyse 2 kattan fazla arttı. O sebepten dolayı biz mutluyuz. Zaten etrafı da kameraya alırsanız eğer en yoğun standlardan birinin bizim standımız olduğunu göreceksiniz. Peki ihracatta ne durum nedir Selman Bey? Biz ihracata 2,5-3 senedir yoğunluk veren bir firmayız. Özellikle pandemiden sonra ihracatta patlama yaşadık. Zaten kendi üretimimiz yapmamız da bununla beraber oldu. İhracatın da burada artarak ilerleyeceğine inanıyoruz. Çünkü biz ihracat ekibimiz, ihracatla alakalı programımız, altyapımız da zaten daha 2-3 ay önce yeni bitirdik. 2 ay önce Amerika'daydık. 3 gün önce İsrail'deydik. Ondan önce Almanya'daydık. Çin'deki, özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Canton Fuarı'na ilk defa katılım sağlayan bir firma olacağız buradan. Biz yaklaşık 20 gün sonra Canton Fuarı var Çin'de. Guangzhou'daki fuara biz ilk defa katılımcı olarak katılacağız. Bu da önemli bir durum arz ediyor. Evet Selman Bey, çok anlamlı bir ürün elinizde. Şimdi bu başımızdan geçen büyük deprem felaketinden sonra tabi bu depremdeki yaralı vatandaşlarımızı kurtarmak için insanlarımız seferber oldu. AFAD seferber oldu, Kızılay seferber oldu, kömür ocaklarında çalışanlar, sizler, hepimiz, madencilerimiz, herkes seferber oldu. Tabi burada bizlerin seferber olması gibi hayvan dostlarımız da bu işlerde, eğitimli köpekler de çalıştılar. O köpeklerden bir tanesi de biliyorsunuz Meksikalı bir grubun arama kurtarma ekibinin köpeğiydi. Adı da Proteo'ydu. Biz de o köpeği unutmamak, depremi hiç hafızalardan silmemek, hayvan dostlarımızın da bizlere belki zaman zaman insanlardan bile daha fazla yardımcı olduğunu unutturmamak için böyle bir ürüne imza attık. Bunu da zaten gelirini biz tamamen resmi kurumlar vasıtasıyla depremzedelere bağışlıyoruz. Durum bu şekilde. Yenilik bitmiyor firmamızda. Yenilik bitmiyor. Kahvaltı takımları, servis setleri. Yani üzerinde hanımlar şimdi tabii mutfakta kalmayı öğrendikleri için pandemiden sonra dereceli kesme tahtası mesela şu an ilk defa olan bir ürün. Santimetreyi gösteriyor. Neyi nasıl keseceğini. Bunlar merak edilen şeylerdi. Sonra French presslerimiz var Türkiye'de yaptığımız. Hem French press olarak kullanıyor. Bunu da aynı zamanda demleyebiliyor, ısıtabiliyor.
sürahi olarak kullanıyor. Ürün çeşidi böyle. Bunlar anlatılmaz bitmez. Sizinle bizim 3-5 saatlik program yapmamız lazım bunu anlatmak için. Efendim, tebrik ediyoruz. Fuarın da hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.